Bu kitap ki içinde rayip yok. Bu gerçeği keşfetmeden, bu gerçeği fil hakika yaşamadan o kitabın musaddıkı mümini olamaz bir kimse. Sözde olur. Sözde de bir işe yaramaz. وَاِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِنْ مَنْزَلْ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Allah'tan gayrı birisi katından olsa içinde çok ihtilaflar bulurlardı. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Bu Kur'an'ı tedabbür etmezler mi bunlar? Yani altının üstüne getirmezler mi, incelemezler mi? Ki görsünler, bu Allah'tan başkası biri tarafından yapılamaz, olamaz. Bu olamazı görsün ve yaşasınlar. مَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan ayrı birisi tarafından bunu iftira edilmiş olma ihtimali şu kadar yok diyen kimse, inceledim kardeşim diyorsa bir anlamı var. İncelemedim ama diyorsa o zaman bir tebessümü hak ediyor. Çünkü seninle aynı pozisyonda olan bir başka batıl dinin mensubu da aynı senin gibi söyleyebilir. Eğer senin bu tuttuğun yöntem isabetliyse, sana sonuç getirecekse, o zaman da sonuç getirmesi gerekir. Bilmediği şeyi ikrar etmek, bilmediği şeyi doğrulamak veya bilmediği şeyi yalanlamak sözde kalır, anlamı yok. Dolayısıyla ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ Bunun içerisinde o ilim var işte. O kitabı tahsil eden, irtiyaplarını tek tek çözüp ortadan kaldıran bir süreç var. Sonra وَجَاهَدُوا بِأَمَّالِهِمْ Öyle bir yakine erecek ve o yakin neticesinde mallarıyla, canlarıyla bunun uğrunda artık varını yoğunu ortaya koyacak. Yani amel boyutu bu ve amelin de en alası, en güzeli anılmış cihat. Mallarıyla, canlarıyla فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ İşte sadıklar onlardır. İşte doğru sözler, söylediklerinin gerçeği, karşılığı var adamda dediğimiz onlardır. Öteki karşılığı yok. Sözde,